Sevgili izleyiciler merhaba. Sonbahar geldi. Günler kısalmaya, havalar soğumaya, güneş ışığı miktarı da giderek azalmaya başladı. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ev ve ofislerde ısı kaynaklarının yanması aynı zamanda yaşadığımız alanlardaki nem oranını da azaltmaya başladı. Kış aylarında ise günler daha da kısalacak, havalar daha da soğuyacak, ışık miktarı daha da azalacak. Peki çiçeklerimiz değişen bu iklim koşullarına nasıl tepki verecek? Öncelikle ilkbahar ve yaz aylarına göre çiçeklerimizin büyüme ve gelişmeleri yavaşlayacak. Su ve gübre tüketimleri azalacak. Yine bazı çiçeklerimiz de kışın dinlenme dönemine girecek. Peki bizler sonbahar ve kış aylarında çiçeklerin bakımı için neler yapabiliriz? Şimdi sizlere bunları madde madde anlatmak istiyorum. 1. Öncelikle yaz aylarında ev, ofis ve iş yerlerimizde balkon, teras veya benzeri açık alanlarda bulunan salon çiçeklerimizi sonbahar ve kış aylarında soğuklardan korumamız için mutlaka ya bulunduğumuz yaşadığımız alanlara ya da kapalı bir mekana almamız gerekiyor. Aksi takdirde salon çiçeklerimiz açık alanda kış soğuklarından zarar görür. 2- Işık faktörü Yaz aylarının aksine sonbahar ve kış aylarında hem ışığın kalitesi hem de ışığın miktarı düşüktür. Sonbahar ve kış aylarında bitkilerimizin ışıktan maksimum düzeyde yaralanmasını sağlamak amacıyla bitkilerimizi gündüz cam kenarına yakın bir yere koyalım akşamları ise özellikle soğuk kış gecelerinde bitkilerimizin soğuktan zarar görmelerini önlemek amacıyla camdan mutlaka uzakta tutmamız gerekiyor. Yaz aylarında güneş ışığı çok yakıcı olduğundan dolayı çoğu bitkimizin direkt güneş ışığı alan bir yere konulmasını tavsiye etmiyorduk. Ancak sonbahar ve kış aylarında ışık miktarı bitkilerimizi yakıcı düzeyde değildir. Dolayısıyla sonbahar ve kış aylarında gündüzleri bitkilerinizi korkmadan rahatlıkla cam kenarlarına yakın bir yere koyabilirsiniz. 3. Bitkilerin döndürülmesi. Sonbahar ve kış aylarında ışık miktarı az olduğundan dolayı bitkilerimizin her tarafının eşit ve homojen bir şekilde ışık almasını sağlamak amacıyla bitkilerimizi mutlaka döndürmemiz gerekiyor. Peki ne kadar aralıklarla döndürmemiz gerekiyor? Sizlere tavsiyem bitkilerinizi genellikle sulama yaptıktan sonra bu şekilde döndürebilirsiniz. 90 derece ya da 180 derece bitkilerinizi döndürebilirsiniz ya da haftada bir kez bitkilerinizi döndürmenizde yarar var. 4. Ek aydınlatma. Bitkilerinizin bulunduğu yer ya da oda yeterince ışık almıyorsa bitkilerinize ek aydınlatma yapabilirsiniz. Ek aydınlatmada yani ek ışıklandırmada led lambaları kullanabilirsiniz. Led lambaları bitkilerinizin 15-20 santimetre ya da daha üzerine konumlandırmanız gerekiyor ve ışıklandırmayı ne kadar süre yapmanız gerekiyor. Odanız yeterince ışık almıyorsa LED lambaları gün boyu yani 12 saat süreyle açabilirsiniz ve bitkilerinizi ışıklandırabilirsiniz. 5. Sulama. Sonbahar ve kış aylarında solan çiçeklerimiz yaz aylarına göre daha yavaş gelişirler. Bu nedenle de sonbahar ve kış aylarında Yaz aylarına göre daha az miktarda su tüketirler. Salon çiçeklerimizi sonbahar ve kış aylarında yaz aylarına göre daha seyrek aralıklarla ve daha az miktarda sulamamız gerekiyor. Saksı toprağının üst kısmının kuruması bitkinin suya ihtiyaç duyduğunun kesinlikle göstergesi değildir. Bitkimizin suya ihtiyaç duyup duymadığını nasıl anlarız? Bunun en pratik yolu parmakla toprağın nemini kontrol etmek. Parmağımızı toprağın 3-5 cm kadar derinliğine sokuyoruz. Eğer toprak kuru ise bitkimize su veriyoruz. Toprak nemli ise bitkimize kesinlikle su vermiyoruz. Sevgili izleyiciler unutmayın. Çiçeklerin bakımında en çok yaptığımız hata sulama hataları ve genellikle bitkilerimizin köklerini ve kendilerini aşırı sulamadan dolayı çürütüyor ya da kaybediyoruz. Bu nedenle kış aylarında çiçeklerinizi mutlaka daha seyrek aralıklarla ve daha az miktarda suyla sulamanız gerekiyor. Aloe vera gibi sukulentleri sonbahar ve kış aylarında 2-3 haftadan önce sulamamaya çalışın. Kaktüsleri ise kış aylarında mümkün olduğunca sulamayın. Orkideyi biliyorsunuz. Orkidenin sulamasını nasıl yapıyoruz? Orkidenin kökleri yeşil ise orkideye su vermiyoruz. Kökler gri ya da beyaz renkte ise orkidelere su verebilirsiniz. Sevgili izleyiciler unutmayın. Kış aylarında sorun bitkilerinizin yeterince su almaması değil sizin bitkilere çok fazla su vermenizdir. Altıncı husus sulama suyu sıcaklığı. Bitkilerinizi kış aylarında çok soğuk su ile kesinlikle sulamayın. Sizlere tavsiyem bitkilerinizi dinlenmiş ve oda sıcaklığında yani ılık su ile sulayın. Yedinci husus nem. Salon çiçekleri yıl boyunca genellikle yüzde 40 ile 50 arasındaki nemden hoşlanır. Sonbahar ve kış aylarında ev, ofis ve iş yerlerimizi ısıttığımızdan dolayı genellikle nem oranı düşer ve nem oranı yüzde 10 ile 20 seviyelerine geriler. Bitkilerin bulunduğu ortamın neminin azalması yapraklardan su kaybına neden olur. Bunun yanında nemazlı yaprakların uç ve kenarlarında öncelikle kahverengileşme, kuruma ve kıvrılmalara neden olur. Peki bitkilerimizin bulunduğu ortamda nem oranını nasıl artırabiliriz? Bunun için bir nemlendiriciler kullanabilirsiniz. İki bitkilerinizin saksı tabaklarına ya da daha büyük bir kaba taş ya da çakıl koyabilirsiniz ve taş seviyesine kadar suyla doldurabilirsiniz. Burada suyun buharlaşması bitkinin bulunduğu ortamın nemini artıracak ve bitkinin nem ihtiyacını karşılayacaktır. Üçüncü yöntemimiz ise hepinizin bildiği üzere ile yapraklara su püskürtme. Yapraklara su püskürtme işini mutlaka gündüz yapmamız gerekiyor. Sonbahar ve kış aylarında akşamları bitkilerimize kesinlikle su püskürtmememiz gerekiyor. Aksi halde bitkilerin geceleri ıslak kalması kesinlikle hastalıklara yol açar. 8. usus gübreleme. Salon bitkileri sonbahar ve kış aylarında yaz aylarındaki gibi aktif ve hızlı büyümezler. Yani salon çiçekleri sonbahar ve kış aylarında daha yavaş gelişme gösterirler. Bazı bitkilerde dinlenme dönemine girerler. Bitkilerin doğal döngülerini bozmamak amacıyla genellikle kış aylarında gübre vermeyi pek tavsiye etmiyoruz. Ancak aktif büyüme gösteren yani yeni yaprak çıkaran ve çiçek açan bitkilere yaz aylarına göre daha seyrek aralıklarla ve daha az miktarda gübre verebilirsiniz. Örneğin orkideler. Orkideler sonbahar ve kış aylarında daha aktif büyümeye başlarlar. Bu dönemde bitkilerinize yine gübre verebilirsiniz. Salon çiçeklerinize bitkileriniz ilkbaharda aktif büyüme belirtileri gösterinceye kadar gübre vermeyin. Şu cümlem aklınızda kalsın kış aylarında bitkilerinize diyet uygulayın. Çiçeklerin gübrelenmesiyle ilgili detayları YouTube kanalımda gübreleme videom var. O videoyu izleyerek çok daha detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Dokuzuncu hususumuz bitkilerinizi ısı kaynaklarından uzak tutmanız. Nedir bu ısı kaynakları? Sonbahar ve kış aylarında kalorifer, klima, fan, şömine gibi ısı kaynaklarını yakıyoruz biliyorsunuz bu kaynaklardan bitkilerinizi mutlaka yani ısı kaynaklarından bitkilerinizi mutlaka uzakta tutmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu ısı kaynakları bitkilerden nem kaybını artırabilir, yaprakları yakabilir, yine yaprakları kurutabilir. Onuncu hususumuz sıcaklık değişimi. Salon bitkileri tıpkı bizler yani insanlar gibi oda sıcaklığında iyi gelişme gösterirler. Bitkilerinizi mümkün olduğunca Ani sıcaklık değişimlerinden koruyun. Soğuk hava akımlarına maruz bırakmayın. 11. husus yaprakların temizlenmesi. Kauçuk, deve tabanı, paşa kılıcı ve dieffenbachia gibi iri, geniş ve sert yapraklara sahip türlerin yapraklarının üzerinde genellikle ince bir toz tabakası kaplar. Sonbahar ve kış aylarında ışık miktarı az olduğundan dolayı Yaprakların üzerindeki doz tabakası aynı zamanda bitkinin ışık almasını ve gelişmesini de engeller. Bu tarz büyük yapraklara sahip bitkilerde yaprakları mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Peki yaprakları nasıl temizleyeceğiz? Yaprakları ılık suya bandırılmış bir sünger ya da nemli bir bez ile çok fazla bastırmadan yaprakların üst ve alt yüzeylerini temizleyebilirsiniz, silebilirsiniz. Diğer bir alternatif ise 1 litre suya bir çay kaşığı limon suyu koyarak yine pamukla ya da nemli bir bezle yine yaprakların üzerine silebilirsiniz. 12. hususumuz sonbahar ve kış aylarında özellikle kalorifer petekleri yani radyatör gibi ısı kaynaklarının üzerine saksılarınızı doğrudan koymayın. Eğer saksılarınızı doğrudan bu ısı kaynaklarının üzerine koyarsanız sıcaklıktan dolayı bitkilerinizin kökleri zarar görür, bitkiniz de kuruyabilir, ölebilir. Eğer Bitkileri bu tarz ısı kaynaklarının üzerine koymak istiyorsanız bu durumda radyatörün üzerine kalın bir mermer ya da kalın bir ahşap malzeme yerleştirip saksıyı da bu kalın malzemenin üzerine koymanız gerekiyor. 13. hususumuz zararlıların kontrolü. Ev, ofis ve iş yerlerimiz sonbahar ve kış aylarında zararlı böceklerin çoğalması ve gelişmesi için oldukça uygundur. Sonbahar ve kış aylarında bitkilerimizin yapraklarının üst yüzeylerine, alt yüzeylerini ve genel olarak bitkilerimizi zararlı var mı yok mu diye sık sık kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer bitkilerimizde zararlı böcek varsa ev yapımı ya da kimyasal ilaçlar kullanabilirsiniz. Evde doğal böcek ilaçlarının nasıl yapıldığını YouTube kanalımdaki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. 14. husus Solan ve kuruyan çiçek ve yaprakların uzaklaştırılması. Sevgili izleyiciler, sonbahar aylarında bitkinizin üzerinde açmış, ölmüş ve solmuş çiçekler varsa bunları mutlaka uzaklaştırmanız gerekiyor. Yine aynı şekilde burada gördüğünüz üzere bitkilerinizin üzerinde kuruyan, solan yapraklar varsa bu yapraklar yaprak sapları ile beraber bitkiden mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. Aksi halde bitkilerin üzerinde Solmuş çiçekler ile solmuş ve kurumuş yaprakların bırakılması hastalıklara davetiye çıkarır. Bitkilerinizi sonbahar ve kış aylarında budamayın. Sonbahar ve kış aylarında budama yapmayı pek tavsiye etmiyoruz. Budama için bitkilerin aktif büyümeye başladığı ilk bahar ayını beklemenizde yarar var. 15. ve son hususumuz saksı değiştirme. Sevgili izleyiciler, bitkilerinizde anormal bir durum olmadığı sürece. Nedir bu anormal durum? Bitkenizde yoğun bir hastalık olabilir, yoğun bir zararlı olabilir. Bu durumda saksınızı sonbahar ve kış aylarında değiştirebilirsiniz. Ancak genel olarak saksı çiçeklerinde saksı değişimini ilkbaharda aktif büyüme döneminin başlangıcında yapmayı tavsiye ediyoruz. Dolayısıyla genel olarak sonbahar ve kış aylarında saksılarınızı değiştirmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayını sizlere Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık Firması'ndan gerçekleştirdik. Bana bu imkanı veren Dallıoğlu Seracılık Firması'na çok teşekkür ediyorum. Youtube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta aynı zamanda Çiçek Bakımı ve Yetişiciliği isimli grubum var. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.